Ali Saydam En büyük tehdit rehavet. Bir yerden düğmeye basılmış olmalı. HDP ve PKK aynı anda açıklama bombardımanına başladılar. HDP milletvekili Serhat Eren, belediyelerimize kayyum atanmaması için cezaevlerinde rehin tutulan on binlerce arkadaşlarımızın özgürlükleri için 28 Mayıs'ta sandığa gidin. 2006 yılından beri hakkında kırmızı bültenle uluslararası yakalama kararı bulunan terör örgütü PKK Kongregel Eş Başkanı Remzi Kartal, yurt dışından katıldığı bir TV yayınında şunları söylemiş oylarımızın ziyan edilmemesi, geçersiz sayılmaması için hiçbir hataya yer vermememiz gerekiyor. Kılıçdaroğlu'na oylarımızı vermeliyiz. Herkes seferber olmalıdır. Hiçbir tartışmayı gündeme almamamız gerekiyor. Erdoğan'ın şahsına temsil edilen politikaların işlememesi için hem ülkede, Avrupa'da herkes sandığa gitmelidir. HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, bu sistem her şeye açıktır, bizim toplumumuz bilgedir, aydındır, siyasete katılır, gündemi izler, siyaseti sadece seçmen olarak takip etmez, bu gidişat darbe dahil her şeye açıktır, bizim duruşumuzu belirtmemiz lazım, partimizde yeni bir organizasyon AK Parti'nin seçilmemesine dair şeyler yapmamız lazım. PKK'nın sözde yürütme komitesi üyesi Duran Kalkan, Muhalefet sağlam duramadı, Millet İttifakı'nda bir hayal kırıklığı biraz ortaya çıktı, ikinci turda da işbirliği sürecek, Kürt halkı için en küçük bir gerileme yoktur, faşizme, sömürgeciliğe, soykırıma karşıdır, özgürlük, eşitlik ve kardeşlik için her türlü bedeli ödeyerek mücadeleci duruşunu sürdürecek. HDP ve Yeşil Sol Parti Meclisin üçüncü büyük partisi olarak seçimlerin ilk turunda kazanmasına imkan vermediğimiz rejime ikinci turda kaybettirme kararlılığımız sürmektedir. Tabii Kılıçdaroğlu'nun milliyetçi oyları alabilmek için girdiği tavır değişikliği de bu açıklamaları tetiklemiştir. Düne kadar Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız, KHK ile ihraç edilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğim, yerel yönetimlere özellik şartını mutlaka getireceğiz, kayyum denen garabeti tümüyle bitireceğiz, terörle mücadele yasası değiştirilecek diye yeri göğü inletiyordu. Irak, Suriye ve Libya tezkerelerine hayır oyu vermiş, HDP'nin 100 yıllık cumhuriyetle hesaplaşacağız sözlerine, Öcalan'a özgürlük açıklamalarına sessiz kalmıştı. HDP'nin 11 maddelik tutum belgesini Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metnine de bir güzel yedirmişti. Anlaşma tıkır tıkır işliyordu ta ki 14 Mayıs'ta beklediğini alamayıp Sinanoğlu'nun milliyetçi söylemleriyle çok ihtiyacı olan %5.1'lik oy oranına ulaştığını görene kadar. O halde yeni bir taktik uygulamalıyım diye düşünmüş olmalı. Edirne'de alkol fiyatları düşecek derken Konya'da peygamber soyundan geldiğini iddia eden Eskişehir'de bozkurt işareti yapıp İzmir'de Mustafa Kemal'in askerleri izleye coşarken Van'da Selo'yu serbest bırakacaklarını söyleyebilme tutarsızlığına hiçbir itirazı olmayan Kılıçdaroğlu'nu bu tutarsızlıkta rahatsız etmeyecekti elbette ve milliyetçilik ceketini giyiverecekti. Bu arada Haziranda LGBT'nin onur yürüyüşüne katılacağını açıklarsa şaşırmayın. Tabii bunun seçmeni inandırması çok zor. Kendisi için daha da beteri amaç birliği ettiği HDP ve PKK'nın buna sessiz kalacağını zannetmesidir. Ki kalmadılar Millet İttifakı'nın kendini içine soktuğu durum ne kadar açık, ne kadar tutarsız olsa da AK Parti seçmeninin mutlaka aklında tutması gereken bir husus var. 28 Mayıs seçimi ülkeyi bu tutarsızlığa, HDP-PKK işbirliğine ve batılı emperyalistlere dur demek için son dönemeçtir. Burada rehavete nasılsa kazandık diye düşünmeye yer yoktur. Sandık önümüze boş konacak. Onu milli bağımsızlık ve bölünmez bütünlük ülküsüyle dolduracak olan seçmenlerdir. Ali Saydam, Yeni Şafak Ali Kara Karahasanoğlu Erbakan üçüncü olsaydı, Kılıçdaroğlu ne derdi? 14 Mayıs sonuçları açıklandığında, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kaldığı belli olunca, özellikle de göçmen karşıtı Sinan yüzde %5'lik oy oranını görünce, Kemal Kılıçdaroğlu hemen yeni bir söylem geliştirdi. Seçimi kazandığımızda tüm göçmenleri hemen sınır dışı edeceğiz. Kemal Bey'e hiç sormayacağım. Sen nasıl sosyal demokratsın? Sen nasıl solcusun? Sen nasıl insan hakları bir yana hayvan haklarından bahseden, yeşilden, çevreden bahseden bir parti liderisin? İnsan haklarından da, hayvan haklarından da, yeşilden de, ağaçtan da her şeyden vazgeçmiş Kemal Bey. Göçmenleri, özellikle de Suriye'den gelenleri bile bile ölüme yolluyor. Müjdat Gezen sandıkların açıldığı günün ertesinde ironi yaparak "Yaşasın kötülük, kahrolsun adalet" sloganı atıyordu şunu demeye getiriyordu. İyilik vaadinde bulunan adalet vadeden Kılıçdaroğlu yerine halkın Tayyip Erdoğan'ı tercih etmesi kötülük yaşasın demektir, adalet kahrolsun demektir. O gün ironi olarak dillendirilen bu slogan bugün gerçekten CHP'nin en tepe isminin ağzından gündeme oturtuluyor. Göçmenleri hemen sınır dışı edeceğiz demek, yaşasın kötülük demek değil de ne demektir? Kahrolsun adalet demek değil de ne demektir? Ama ben size daha vahimini söyleyeyim. Kemal Bey Sinan Oğan sıralamada üçüncü çıktığı için ikinci turda onun oylarını kendisine çekebilmek için bu söylemi dillendiriyor. Sinan Oğan yerine Muharrem İnce oylamada üçüncü sırada çıksa ve ikinci turda onun oylarını almaya mecbur kalsa Kemal Bey şöyle diyecekti. İnsanların yatak odalarını takip edenleri, kasetle politikayı dizayn etmeye çalışanları yakalayıp cezalandıracağız, cezaları da birkaç yıllık hapis değil, idam cezası olacak. Abartmıyorum. Muharrem İnce'nin oylarını almak gerekiyorsa, kaseti servis edenlerin bizzat CHP'liler olduğuna bakmaksızın Kemal Kılıçdaroğlu bu sözleri sarf edecekti. Başka bir liderin üçüncü çıktığını düşünelim. Sinan Oğan veya Muharrem İnce'nin söyleminden tamamen farklı bir liderin üçüncü çıktığını ve ikinci tura yine Erdoğan'la Kılıçdaroğlu'nun kaldığını varsayın. Mesela Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı ile seçime girmemişti ve kendisi de Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışa dahil olmuş, sonuçta da üçüncü çıkmıştı diye düşünün. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ihtimalde de Bismillahirrahmanirrahim diye konuşmaya başlayıp ardından da 6284 sayılı kanunu masaya yatıracağız. Bu kanundaki aksayan yönleri düzelteceğiz. İstanbul Sözleşmesi'ni hemen yürürlüğe alma diye bir sözümüz yok. Arkadaşlar inceleyecekler, gerekeni yapacaklar diyecekti. Bundan emin olabilirsiniz. Bu kadar ilkesiz bir siyaset anlayışıyla karşı karşıyayız. Şahsi fayda neredeyse tüm ilkeleri çöpe atarak onun peşinden koşan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Pragmatizmi kendilerine ilah edinen bir kafa yapısıyla karşı karşıyayız. Bunun içindir ki 14 Mayıs öncesindeki Kemal Bey'in bütün mitinglerini tekrar izleseniz, göçmenleri hemen ülkelerine göndereceğiz şeklinde öncelik verdiği bir taahhüt olmadığını gördüğünüz halde, şimdi Sinan oylarını kendisine yönlendirmek için bu söyleme başvurduğunu görüyoruz. Oysa seçimden bir hafta önce göçmenlere farklı bir sigorta uygulamasını bile gündeme taşımıştı Kemal Bey. Kim bilir 2 milyon 3 milyon diye üfürdükleri. Sonrasında 150 bin civarında olarak resmi makamlarca açıklanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen göçmenlerin de oylarını kapmak için şimdi göçmenleri sorgusuz sualsiz ülkelerine göndereceğini söyleyen Kemal Bey sandık öncesinde onlar için özel sigorta sistemi kuracağını bile söylemişti. Bir gün öyle, bir gün böyle. Bir ihtimali daha teorik olarak önünüze getireyim. Varsayalım HDP Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık açık desteklememişti ve kendileri de 14 Mayıs için bir aday çıkartmışlardı. Tıpkı 2018 seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasındaki gibi ve varsayalım 14 Mayıs'ta HDP'nin adayı 3. sırada listeye girmişti. O zaman da Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP oylarını almak için taahhüdü şu olacaktı. Apo niçin cezaevinde? Bunu bilen var mı? Selahattin Demirtaş niye cezaevinde? Osman Kavala niye cezaevinde? Biz bunların hepsini tahliye edeceğiz. Hiç abartmıyorum. HDP için geliştirdikleri söylemi Apo hariç diğer tüm unsurlarıyla zaten hayata geçirdiler. Atatürkçüyüz dediler. HDP'lilerin Atatürk için doğru veya yanlış söylediklerini görmezden gelip onlarla iş kotardılar. Ben PKK'ya hizmet ediyorsam savcı polis beni niye tutuklamıyor dediler. Kılıçdaroğlu da bunu dedi. Yardımcı olacağı öne sürülen Ekrem İmamoğlu da bunu söyledi. İyi Parti'nin genel başkanı Meral Akşener de bunu söyledi. Ama hemen arkasından tam da savcı emriyle gözaltına alınan, hakim kararıyla tutuklanan Selahattin Demirtaşları cezaevinden çıkartmak için çırpındılar durdular. Her lider her kesimden oy almak ister ama ilkelerini çiğnemeden, kendi tabanına ihanet etmeden, başka partilerin düne kadar eleştirdiği söylemlerine u dönüşü yaparak sahip çıkmadan, sandığa kadar böyle görüneyim, ondan sonrasını düşünürüz, riyakarlığına soyunmadan, bir gün önce faşist, ırkçı dedikleri kişilerle bir günde iki görüşme yapmaya kalkışmadan, Rahmetli babamın kulağımıza küpe olması için sık sık tekrarladığı şu sözler ne kadar manidar. Geçme Muhannet Köprüsü'nden, koy götürsün su seni. Yatma tilki gölgesinde, koy yesin aslan seni. Herkes kendi vazgeçilmezleri ekseninde siyaset yapmalı. Yanar döner olmamalı. Üç kuruşluk koltuklar uğruna, kaypaklık rekoruna soyunmamalı. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit